Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere katlamalı perde nasıl dikilir ondan bahsedeceğim. Videoyla senkronize olmayacak. Ben hızlı bir şekilde anlatayım. Siz videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz eminim sizin için faydalı olacaktır. Katlamalı perdenin birkaç dikim aşaması var. Ben sırasıyla sizlere onlardan bahsedeyim. Herkese merhaba, 30 saniyenizi alacağım. Videoyu izlemeye devam edeceksiniz. Eğer siz de bana perde siparişi vermek isterseniz, perdelerinizi benim dikmemi isterseniz, bana hemen şurada çıkan telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan memnun olurum. Videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşça kalın. Öncelikle kesim aşaması. Şimdi bitmiş eni genişliği kaç olmasını istiyorsak tülümüzü veya kumaşımızı 20 santim fazla kesmemiz gerekiyor. Çünkü iki tane kenar katlayacağız. Bu katlara 10'ar santim kumaş kat payı gidiyor. Katlandığında da iki kat katlıyoruz. Bitmiş hali katların 5 santime tekabül ediyor. Etek kısımlama geçeceğimiz yeri 8 santimden çiziyoruz. Çubuk ların yerlerini de yani çubukları da 3 santim toplam şey yapıyoruz. 3 santim vermemiz gerekiyor. Çünkü o da ikiye katlandığında çubuk içine rahat bir şekilde girsin çıksın diye. Kenar dikişlerine özen göstermemiz lazım. Çünkü düz pilesiz olduğu için dikiş hataları çok fazla belli olur. O yüzden makinenizin ayarını biraz daha sıkıya getirip yavaş bir şekilde, dikkatli bir şekilde dikmenizde fayda var. Şimdi kenarlarını, eteklemasını diktik. En üstünde koteksimizi, dişi dediğimiz yumuşak olan koteksi üstüne dikiyoruz. Koteks için tek kat 2-3 santim katlayıp direkt koteksi dikebilirsiniz. Onun çok bir püf noktası vesairesi yok. Şimdi lama kısmını diktik. Üstteki koteksimizi diktik, kenarlarımızı diktik. Çubuk ve ölçü kısmına geçmeden önce perdemizi güzelce komple bir ütülüyoruz. Koteksli tarafa çok fazla ütü vurmayın. Vursanız bile ters tarafından ütüyü baskı yapacak şekilde yapın. Çünkü koteks çekme gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Orada ütüye çok fazla baskı uygulamayın. Ütümüz bittikten sonra bu videonun açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. 2,5 metre yükseklikte, 2,5 metre yüksekliğindeki bir katlamalı perde için gereken ölçüleri sizinle paylaşacağım. Ama her yükseklik ölçüsü için bir hesaplama sistemimiz var. Ondan da bahsedeceğim burada. Kendinizde yüksekliği kaç olacaksa ona göre onun püf noktasından bahsedeceğim. Kendinizde hesaplayabileceksiniz. Ama 2,5 metre yüksekliğe göre standart olan 5+1, 5 çubuk, 1 lama olacak şekilde ben ölçüleri açıklama ve yorumlar kısmında en başa sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ne demiştik? Perdemizin kenarlarını, lama tarafını ve üstünü diktik, komple ütüledik. Şimdi çizme kısmına geldik. Çizme kısmını dediğim gibi açıklamadan bakarsınız. Neyse oraları çok uzatmak istemiyorum. Çizme kısmında gerekli ölçüleri perdenin sağ tarafından, kenar ve sol tarafından güzelce dikkatli bir şekilde işaretliyoruz. İşaretledikten sonra bunun pratik bir yöntemi videoyu izlediğinizde göreceksiniz zaten. İki işareti karşılıklı tutup güzel bir şekilde katlıyorsunuz. Ütü masanıza koyun, ütüyle oraya iz yapıyoruz. Videoda gözüküyor zaten. Bütün izleri yaptıktan sonra makinede dikiş kısmına, çubukların dikim kısmına geliyoruz. Şimdi hani 3 santim mesafe kullanıyorduk ya çubuklar için. Onları 3 santim çizmenize gerek yok. Sadece bir tane çizgi yaptınız, iki çizgiyi birleştirdiniz, ütüyle iz yaptınız. Sonra makinenin dikiş makinesinde 1,5, hani ikiye katlayınca 1,5 santim yapar. İğnenin girdiği yerle, iğnenin hizasıyla 1,5 santim olan yere eğer çok şey yapamazsanız bir kalemle işaret atabilirsiniz. Biz önceden bu katlamalı perdelerin çok popüler olduğu dönemlerde ben mıknatıslı bir malzemem vardı. Videoda çakmak bantladım, görürsünüz.
Bir sonraki parçada onu geri kaldırdım. Aslında hiçbir şey yapıştırmadan ben orayı dikebiliyorum. Hani makinenin üstünde dişinin orada bir ölçüler 1 bölü 4, 1 bölü 2, 3 bölü 4 gibi işaretler var. 1 bölü 2'nin tam ortasına denk getirirseniz, 1 bölü 2, 2 tane çizginin arası onun ortasına denk getirirseniz orası ideal bir ölçü. Ama siz yine şey yaparsanız oraya bir sabit bir şey yapıştırabilirsiniz. Yani size yardımcı olacaksa. Katlarken o 3 santimlik mesafeyi dikim esnasında ayarlıyoruz. Çubuk yerlerini diktik. Lamayı diktik. Lamada şöyle bir durum var ve çubuklarda. Şimdi katlamalı perdede çubuğu taktığınızda sağdan ve soldan çubuk çıkmasın diye en baş yerlerine zikzakla dikiş atıyoruz. Lamada da var aynı bu. Çubuğu takmak için arka tarafta bir çubuğun gireceği kadar bir boşluktan boşluk bırakıyoruz. Oraya dikiş yapmıyoruz. Oradan takıyoruz. Biraz gerdirerek taktığımızda sağdan soldan çıkmasın diye kenarlarına dikiş yapıyoruz. Sonra en son zaten arkasına halkalarımızı dikiyoruz. Ben en alt kısma metal halka kullanıyorum. Diğer taraflara plastik şeffaf halka kullanıyorum. Onları ben elde dikiyorum. Biz bu çok hızlı olduğu dönemlerde kurdale ile falan yapardık ama şu anda kurdale bulmak, onu hazırlamak falan gerek duymadım. Katlamalı perdenin biraz modası geçti biliyorum. Ama hala bir kesim talep ediyor. Mutlaka size de seyrek de olsa geliyordur. Veya isteyenler vardır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Video yaklaşık 13 dakikalık. Yani ben bu ekrandan gittikten sonra nereden baksanız 5-6 dakika daha video devam edecek. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorumlarda bir şeyler yazar yollarsanız videoya faydası oluyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.